bence A'dan Z'ye haksızlık. Ben bilseydim tabak çıkartmazdım. Boş bir tabak değil, top dolu ve çok güzel de bir tabak çıkardım. Çekemeyen varsa da oyun yeni başlıyor demektir. Bütün emeklerimi çöp ettin ya. Bak vallahi pazartesi gelirsek var ya emzik getireceğim bundan sonra. Ağlayan ağzına tıkacağım o emziği. Ben sana isteklerimi sıraladım. Bunları yapmayacaksan hiç buralara kadar bir daha yorulmayalım biz. Aha. Ay o ne? Kaç ayar peki? 14. Cansucuğum bunlar fit oluyoruz tamam mı gelinim? Düğün, nişan hepsi bu. Tamam. Oğlum benim canım gelinim gel. Sana verdiğim emeklere yazıklar olsun kızım. Sana yazıklar olsun ben gidiyorum. Aa, gidiyor. Elinde oklama merdane, yarışıyor eşler şahane. Ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bahane, mutfak bahane. Hoş geldiniz. Bugün haftanın son günü, haftanın son gününde çok merak ediyorum. En yüksek puanları kim aldı, kim elenecek, kim sezon şampiyonu olmaya doğru gidiyor? Hepsi bugün ufak ufak böyle belli olacak. Şimdi dün burada neler yaşandı biliyor musunuz? Ben hiç anlatmayayım. Siz buyurun izleyin. Sonra üzerine konuşuruz. Medine'cim akşam kızlarımızla oturduk. Yani neler yapacağımız hakkında ben not aldım. Nişan salonunu en güzel yerden tutmalarını istiyorum. Tutmalarını? Konuklarımız İzmir'den geldiği için onlara yemek organizesi yapmanızı istiyorum. Tabii. En güzel şekilde. Tabii. Kuaföre ben, iki kızım. Ha. Ayrıyeten 4 tane de kuzeni gelecek. Bunların masrafını da karşılamanızı istiyorum ama kuaför de en güzel yerden olacak yani. Tabii. Böyle. Tabii. Etiler. Yani Cansu çünkü öyle her kuaföre gitmez. Tabii. Ona göre yani en güzel kuaför olacak. Tabii. Özel makyöz gelecek. Ha, kuaföre gidiyoruz özel makyöz öyle mi? Şimdi nişanda hani dağılırsa falan sürekli Cansu'nun yanında bir makyöz olsun. Ha, salonda yani istiyorsun. Evet bir de. Salonda eltisi istiyoruz. Eltisi var, eltisi yapar. Ben makyözüm. Sen devam et canım hadi sonra ayarlayacağım ben onu. Bir de en güzel yerden pasta yaptırmanızı istiyorum ama pasta böyle çok kocaman olacak. Hani böyle şeyde nişanda düğünde falan karton kesiyorlar ya. Ha. Cansu asla karton istemez. Asla. Gerçek olacak. Asla. Ben yani gerçek pasta olacak o. Asla. Haklısın. Tamam. Bizim isteklerimiz bu kadar. Nasıl olsa bunları sen yapacağın için hiç sorun yok. Bizde nişanı kız tarafı yapar. İstediğini yapabilirsin dünürüm. Herkese merhaba. Hüsniye Hanım'ın hayat hikayesi beni çok duygulandırdı. Tek başına bir anne olarak evlatlarıyla mücadelesi gözlerimi doldurdu. İzni olursa üzerindeki yükü paylaşmak ve ona destek olmak için kendisiyle tanışmak isterim. Ben de eşini kaybetmiş ve iki evladı olan bir baba olarak kendisini çok iyi anlıyorum. Oo. Yakışır dünürüme. Evet ben de çok etkilendim gerçekten. Kendisini de çok iyi anlıyorum. Ben de iki kızımla çok mücadele verdim. O da iki oğluyla birlikte kalmış. Hayatı bir baba olarak tek başına. Erkek için daha da zor. Anne gene bir daha toparlayıcı, kollayıcı ama erkek için daha da zor. Hüsniye'cim arkandayım. Ya ne bahar ya. Ne bahar artık bu saatten sonra ya. Hayırlı olsun canım. Ya susar mısın Gül teyzeciğim? Neden? İstemiyorum. Kaç defa söyledim. Benim zaten bir tane babam var. İki kere de evlendi zaten yeter. Üçüncüye de gerek yok bu saatten sonra. Program başlamadan üzerine tekrar konuşmak için Cansu'yu, Hüsniye ablayı ve Mehmet'i tekrar stüdyoya davet ediyorum. Evet şimdi buraya bir nişan listesiyle geldiler ama bence asıl sürpriz Cansu'ya oldu. Yani Cansu şaşırdı, Hüsniye abla hoş karşıladı bu durumu. Gizemli bir mesaj söz konusu. Hemen o mesaj ekrana gelsin, hatırlayalım orada ne yazıyordu. Herkese merhaba. Hüsniye Hanım'ın hayat hikayesi beni çok duygulandırdı. Tek başına bir anne olarak evlatlarıyla ettiği mücadele gözlerimi doldurdu. İzni olursa üzerindeki yükü paylaşmak ve ona destek olmak için kendisiyle tanışmak istiyorum. Ben de eşini kaybetmiş ve iki evladı olan bir baba olarak
Kendisini çok iyi anlıyorum. Çok güzel sözler bunlar. Ben de bu gelen mesaja çok sevindim. Duygularımı ifade ediyor. Yani ama bir bakalım yani, bilemedim. Evet, şöyle bir haber aldım. Mesajdan sonra biz tabii ki o kişiyle iletişime geçtik. Belki bugün buraya telefonla bağlanacak. Hüsniye abla, merak ediyor musun? Konuşacak mısın? Evet, merak ediyorum. Kendisini merak ediyorum, evet. Evet, hepimiz onun hikayesini merak ediyoruz. Güzel bir mesaj paylaşmış. Ama şimdi gelelim asıl mevzuya. Güzel nişanlı çiftim ya da nişanlanmak üzere olan çiftim Cansu ve Mehmet. Listeniz karşılık buldu mu? Medine abla bu listeyi kabul edecek mi? Üzerine tekrar konuştunuz mu? Hatta listeye belki eklemek istedikleriniz var mı? Nedir son durum? Şimdi Hüsniye anne, seninle mi ricam olacak burada? Üstümüzdeki bu masraf yükünü biraz alın yani. Anneme çok yüklendiniz. Mehmetciğim, biliyorsun düğün de istemedik. O yüzden bunların hepsinin yapılmasını istiyorum. Artı 30 gramdan 4 tane de bilezik istiyorum. Yani çok fazla değil mi bu? Pes yani. Yani anlaşılan iş uzadıkça liste de uzuyor. Mehmet de bu durumdan rahatsız. Peki sen ne diyorsun Medine abla? Vallahi ben konuşmayayım diyorum ama benim bayramlık ağzımı açtıracaklar artık, yeter yani. Baştan konuşurken 4+1 evi veriyordu, yazlığı veriyordu, yatı veriyordu, katı veriyordu. Onun altına ihtiyacı yoktu, yüzüğe ihtiyacı yoktu. Cansu'nun pırlantası vardı, evi vardı. Döndü, işi çevirdiler biz tamam deyince. Altın isteriz, şunu isteriz, bunu isteriz. Vallahi ne güzelmiş onları kıya. Biraz böyle şey oldular artık yani, kafamıza kadar çıkardık ya onları. He sensin dedim ya ben, oğlumun gönlü var dedim ya. Onlar ondan yapıyorlar Derya Hanım da. Vallahi ben de o altını da verecek göz yok, yatı da verecek göz yok, katı da verecek göz yok yani. Ben sana altın gibi kız veriyorum. Ben sana pırlanta gibi oğlan veriyorum. Daha ne istiyorsun? Mehmet öyle olmasa zaten kızımı vermem. Sen zaten yani böyle kızı vermek için öldün bittin yani Hüsniye. Burada birbirimize ben bir şey yapmaya gerek yok. Ben ya? Allah Allah. Baştan oğlum beri... Oğlum kafamızdan ayrılmadı. Ondan sonra Cansu yüzüğü attı gitti. Evimize geldin. İlle... Geldim. İlle barıştırdın yani. Allah'tan evinize geldim. Böyle burnumdan fitil fitil getirdiniz değil mi? Allah'tan geldim. Gelmez gomaz olaydım. İki dünür burada tartışıyorsunuz. Gençlerin hiç sesi bile çıkmıyor. Ya bir onlarla da oturun konuşun ya. Şimdi bu konuyu daha fazla uzatamayız. Çünkü bir an evvel yemeklere başlamak zorundayız. O yüzden sizleri buyurun misafir ediyorum locada. Buyurun geçin. Sizlere de birazdan mutfakta soracağım. Sizin nişanlarınız nasıl oldu? Size liste verildi mi? İstediğiniz takılar alındı mı? Bunların hepsini size de birazdan soracağım. Sana da özellikle. Ben çok dertliyim vallahi Derya Hanım. Hiç sormayın. Bir tane bile bilezik takmadılar. Bak, bir tane. Bak vallahi cinnet geçiriyorum ya. Geçirsen ne olacak? Derya Hanım, sağdan geçir, soldan geçir cinnetini. Derya Hanım, taktın bak, mı? Bir dakika, hemen bir soru soracağım. Evlenmeye karar verdiniz. Düğünü kaç sene sonra yaptınız? Bir yıl sonra direkt düğün yaptık. Bir yıl sonra düğün. Bir yıl nişanlı kaldık, düğün yaptık evet. Hemen. Bir yıl nişanlı kaldınız, evet. Ondan sonra düğün yaptınız değil mi? Siz? Biz evlenmeye karar verdik. 2 ay içerisinde evlendik. Yalan konuşuyor. Yani. Nasıl kadar yalan? Harun ya da ne zaman evlendiğinizi bilmiyor ya. Bir dakika. Evlenmeye karar verip 2 ay içinde evlenmedik mi? Sen beni galeyana getirdin. Dedim, dedim ki benimle evleneceksin dedim. 2 ay içinde öyle dedim, bir şey de demedim. Bir baktım bir anda anası babası geliyor. Bir pandemi vurdu bilmem ne oldu. İnsan kız istemeye gidiyorsunuz ya. Bir tane yaparsın yalandan bir künye, bir bilezik, bir şey. Ben apar topar aldım çıktım. Yemin ediyorum onu bile takmadılar. Artık benim dedem dedi ki kızım dedi ben dedi hani bizim örfümüz daha dediğimizde tamam var ama herhalde dedi onların yok. Ben dedi istemiyorum. Söyleyemem, söyleyemem dedi. Adamcağız utandı söylemeye. Bunlar utanmadı boş gelmeye. Vallahi açtığıma pişman oldum bu konuyu. Bir sakin olun. Birazdan yemek yaparken konuşursunuz. Bir an evvel yemeklere başlamamız gerekiyor. Ve kutu mevzusu var. Kutuyu bugün Ebru ve Ziya'ya teklif ediyorum. Ziya, kutuyu getirir misin lütfen buraya?
Siz şimdi bu riske girmek istiyor musunuz? Bir malzeme karşılığında kutuyu kabul ediyor musunuz? Vallahi şimdi bunun boş çıkma ihtimali de var. Her şey çıkabilir. Ben ediyorum. Her şey olabilir. Diyorsun? Kutuyu kabul ediyorum. Niye bu kadar çabuk kabul oldun? Enerjim yüksek. Tamam, Allah senin Allah. Enerjine bırakıyorum o zaman. Buyur sen aç. Yok sen aç. Yok yok sen aç gel. Evet, 3 zarfımız var burada. Allah. Geldik bir sonraki aşamaya. Hangi zarf olsun? Bak babana. Tamam, onu da sen say. Bence turuncu. Hayır ya. Ben karışmıyorum ama turuncu geçiyor benim için. Şu ikisini alabilir miyim? Niye turuncuyu eledin şimdi? Çünkü maviyi çok seviyorum. Kırmızı da enerji çekiyor şu an beni. Derya Hanım da kırmızı giymiş. Böyle bir enerji geliyor. Sen bilirsin. Ne olsun? Hadi seç. Mavi. Emin misin? Ya yok. Tamam, hayır, ben sana güvenmiyorum. Kırmızı mı? Evet, kırmızı. Ben ona güvenmiyorum. O peki, beni yarı yolda bırakıyor. Kırmızı zarfı seçtiler ve ben de şimdi bir tane malzemelerini seçmeye gidiyorum. Bu zarf karşılığında burada ne alsam? Birinci yemeğimiz kepçe çanağı. Evet, kepçemiz burada. Kepçeyi mi alacaksınız? Ben kepçeyi alayım o zaman. Kepçeyi mi alacaksınız? Evet, kepçeyi alacağım. Kepçesiz ama çanak kepçesiz yapacağız. Evet, bakalım kepçesiz bu kepçe çanağını nasıl yapacaksınız? Kepçe sana. Kırmızı zarfa karşı inşallah değer diyorum. Ve artık başlıyoruz. Peki bir şey sorabilir miyim? Kepçe haricinde başka şeyler kullanabilir miyiz? Kullanabilirsin. Tamam. Evet. Kepçeyi kırmızı zarfla takas ettik. Birinci yemeğimiz kepçe çanağı. Bakalım kepçesiz bu çanağı nasıl yapacaklar? Ve şimdi ikinci yemeğimiz kremalı dolgulu tatlı. Şimdiden kolay gelsin. 3, 2, 1 başladık. Hazır mısın Sedacığım? Hazırım. Başla. Finaldeyiz. Tamam, iki ne? Tane yumurta kır. Şimdi bir dakika, bu böyle krep hamuru gibi ince akıtma hamuru gibi bir hamur olacak tamam. Değil mi? Tamam, şimdi iki yumurtamı alıyorum. Kır. Bak ama bana panik yaptırma, bak, elim ayağım. Yumurtaları istersen yağ kır yiyelim. Tamam, oraya kır, vazgeçtim. Benim canımı sıkma. Ya sıkılsın, bir şey olmaz. İki sen tane. Sen beni her dakika sıkıyorsun. İki yumurta kırdım. Bir dakika. İki yumurtayı kırdım. Bir su bardağı sütüm var, ekledim. Şimdi karıştır. Bir daha ben güzel. Karıştır demeden de karıştırma, tamam mı? Karıştır, karıştır, karıştır. Biraz tuz. Önce şeker var mı? Sen bir söyle bana. Tuzla şekeri koy beraber. Şekere bak bakalım koy, ne kadar koy. Diyor. Çay kaşığı kadar da sen koy biraz. Ya okur musun çay şuradan? Çay kaşığı kadar ya. Bir çay kaşığı şeker. Sana hiç sen güvenmiyorum. Mi? Koy koy deyip duruyorsun. Bu gözler bunları da mı görecekti? Neyi? Bir yemek programında çatalla tutup şöyle et doğramaya çalışan yarışmacık. Çünkü bu lady teacher ya. Lady'liğinden bir şey ödün vermiyor. Ben sana bir şey diyeyim mi? İnanılır gibi değilsin. Sen buraya niye geldin et et tavuğa balığa dokunamıyorsan ya? Hayatım yemek yapmam güzel, ne yapayım? Hadi hadi. Böyle yeme et mi doğranır? Görüyor musun Edo? Ne yapayım dokunamıyorum Seda. Beni buradan vurma yeter artık, bıktım senden. Eldiven giy, açığını bulursan. Eldiven de giysem ben ete doğra, dokunmak doğra. Mühim. Beni oyalama lütfen. Şimdi bizim kepçemiz yok ya. Biz o çanağı nasıl çıkartacağız? Düz çıkartacağız. Hayır. Nasıl hayır? Al onu. Neyi alayım? Bak altta şey var, al onu. Al al. Nasıl? Mükemmel. Bunlar çok güzel çanak olacak şimdi. Hepsinden güzel olmazsa adım da ziyadeyim. Kıyasiye rekabette son durak. Büyük final başladı. Oyun yeni başlıyor demektir. Ben mutfak bahanenin gelmiş geçmiş en dişli rakibiyim. Heyecan. Ay, 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 düşünsenize kendi ailemi geçtim. Evleniyorum, eşim de ailesinden bir katını görüyorum. Ya. Belki de çocuğu anlayacak. Mutfaklarda sular durulmuyor.
istiyor. İstemiyorum nişan falan. Yeter ya. Seni de istemiyorum. Ailemi de istemiyorum ya. Aa, senden sadece ne istiyoruz biliyor musun? Ailemizden çık. Aa, çok iyi ya. Büyük finalde sezon şampiyonu kim olacak? Bu biraz kuru olmuş sanki. İçi lezzetini aynı bulmadım. Ağız tadınız olduğunu değil, bu başka şeyler olduğunmuştur. Bu imalardan vazgeçersen Beyhancığım sevinirim. Şu an bence A'dan Z'ye haksızlık. Ben bilseydim tabak çıkartmazdım. Boş bir tabak değil, top dolu ve çok güzel de bir tabak çıkardım. Çekemeyen varsa da oyun yeni başlıyor demektir. Bütün emeklerimi çöp ettin ya. Bak vallahi pazartesi gelirsek var ya emzik getireceğim bundan sonra. Ağlayanın ağzına tıkacağım oyunuzu. Yani yalap şap olmuş. Tahmin ediyorum ki bu bizimdir herhalde. Ben sana isteklerimi sıraladım. Bunları yapmayacaksan hiç buralara kadar bir daha yorulmayalım biz. Aha. Ay o ne? Kaç ayar peki? 14. Cansucuğum bunlar fit oluyoruz tamam mı gelinim? Düğün, nişan hepsi bu. Tamam. Oğlum benim canım gelinim gel. Sana verdiğim emeklere yazıklar olsun kızım. Sana yazıklar olsun ben gidiyorum. Aa, gidiyor. Yumurtamızı attık, bir su bardağı sütümüzü koyduk, hı hı. 1,5 su bardağı unumuzu koyduk, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı şeker. Hepsini artık koyalım onun. Koymayalım mı? Hepsini bence koymayalım. Tamam. Böyle azar azar koyarsak tamam. Pıtır öyle pıtır yapalım. Olmaz. Artık onu dök, artık o oyuncak oldu çünkü. Artık dök onu. Evet. Çok zor. Şimdi var gücüne şöyle şöyle yapalım mı Başak? Çok mu oldu ya? İşte o yüzden emin ol. Başak şöyle yapsan. Çok oldu. Olmaz olmaz. Çok sen oldu. Yap. Sen güzel yaparsın. Bak mühürledik. Soğanımızı ekledik. Tamam. Salçamızı kavurduk. Ondan sonra suyumuzu ekledik. Biraz daha su ekle. Suyumuzu ekle altı şey. Çünkü zamanımız az hızlı pişsin. Yeter bakayım. Bence bu kadar. Bu yeter. Biraz tamam. Daha ekle hızlı yağ. Biraz daha ekle hızlı yağ. Hafif ekle hızlı yağ. Bence şu an gayet güzel gidiyorum. Dur bakalım. Soğan nereye koyacaksın? Soğanı hamurumuza atacağız. Başakçığım soğanı etin içine koyacaksın. Ne hamurun hayır, içinde? Soğanı hamurun içine atacağım. Hamurun içinde soğanın ne işi var? Et sotenin içine koyacaksın. Ondan sonra onlar sote olacak ya zaten. Olay bu. Tamam hamurun içine attığımda da zaten hamurun içinde, içinde olmuş hamuru oluyor burada zaten. Ayrı bu yaptığımız sote de hamurun içinde hayır, olacak ya. Hayır et sotenin içine koyacaksın. Hamurlu, hamurun içinde onu koyacaksın. Bir dakika koyacaksın. Geliyorum yavrum. Hamurun içine soğan. Ay kadın gitti be. Yenge. Ya birini çağırabilir misiniz? İyi misin? İyi misin? Ya ne yaptın? Senin yüzünden. Bak ben orada benim lavabo tutuşuyorsun. Ben ne yaptım? Ben burada soğan doğruyorum. Yengeciğim iyi misin? Gülüyor bak. Komik utanmaz işte. Mısın kızım sen ya? Kendine gel istersen ya. Gülerim yani. Şu an şok ya. Hayır az önce seni rica ettim. Kadın düşmüyor. Tamam gider misin mutfağına? Hayat takıldı olur mu öyle şeyler? Misin Başak? Komik düştü çünkü çok Başak, komik mutfağına düştü, gider misin rica ediyorum ya. Koşa koşa geliyor gelmesin. Ne işi var bizimle otursun tamam, oturduğu yerde. Bir tane ya. Başak hala gülüyorsun. İşine kadın bakar mısın rica ediyorum. Kadın daha düz yolda düştü. Git yemeğini yap. Yok, git yap yemeğini. Her şeyi atlamasın işte. Git yap sustur şunu. Millet bize gülüyor tamam. Rezil olduk bak. Nazar nazar. Benim nazar nazarım diyorlar. Çıkıyor hala yenge. Kız yenge iyi misin? Değilim. Benim nazarım çıkıyor. Su ister misin? Dalga mı geçiyor? Ya gerçekten çok alemsiniz. Gülme komşuna gelir başına diyorum. İnşallah başına gelmez ama sağlık sorunları yaşamazsın. Ay.
niye gülüyorsun ki yani? Ay hayatım, hiç işin gücün yoktu. Buradan koca koca düşmeye mi gittin? Yazık. Gülme komşuna, gelir başına ve sana söylüyorum. İkinize de iki adaletsiz oturdunuz. Belki birlikte adaleti öğrenirsiniz. Sen boş ver. Onlarla hayatım, muhatap olmanı istemiyorum. Hayatım, Allah'ın sopası. Gel ya, gel. Şengül. Gel. Şengül. Kız Allah'ın aşkına tamam, bir de şuradan istene. Ne var ya? Ayıp ya. Kız bir de şuradan iş ne olur. Şimdi bak beyan, aldık, bunu ters çevirdik, diğer kepçeyle... Evet. Ya tut, kaldırma. Ben sana çıkar dedim mi? Demedin. Niye çıkarıyorsun o bakmak zaman? Bakmak için. Bakma, tut. Elim yanıyor. Yansın. Tamam hadi, ne zaman çıkaracağım? O kendiliği açılacak kendiliğinden. İçine iyice sok, o kendinden açılacak. Senin yüzünden yağlamadığımız için tamam, çıkmıyor işte. Yanlış yaptırdın bana. Yani gerçekten şaşırıyorum. Koca koca kadınlar, yengem düşmüş orada... Başak'ın saygısızlığı yüzünden. O saygısızlık senin nişanlının, benim değil ki. Oturdunuz burada iki adaletsiz. Yani düşerek gülerler şimdi yani, ne yapalım, oturup ağlayalım. Başınıza gelmesin kadınlar, size söylüyorum. Çağrı, ben kara kaplumbağa yürüyor zannettim. Bir dakika bak, ben bir kemiğini yapma. Yengem, dalga geçiyorlar. Sen iyi misin? Nazardan oğlum, nazardan. Ay gel, kusura bakma, gerçekten çok komik. Şimdi Harun, kepçemizi de güzelce önce kızgın yağda kızdırıyoruz. Et sotemiz burada hazırlanıyor. Hamurumuz burada. Ete de maydanozu atacağız. Şimdi biraz biraz daha pişsin, kapatmaya yakın maydanozunu koyacağız. Her şey hazır. Sonra tamam, şekil vereceğiz. Sen önce bir şey yap. Ne yapayım? Yağ kızdı o. Kızıyor işte, kepçeyi ısıtıyorum. Tam ısınmıştır. Isınmadı da öyle olur mu o iş hemen? Kepçeyi alıyorum. Söyle bana, kepçeyi aldın. Kepçeyi yönlendir, süzdür, içine batır, çıkar, direkt yağ sok. Tamam. Hiç bekleme, hiç bekleme. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi hemen. Hemen hemen, tamam tamam tamam, yeterli o. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi onu kes hemen. Kes, kes, kes. Çok sıcak Harun. Çekilir misin? Bekle biraz. Bekle soğusun, soğuyunca çıkacak o. Ne soğuması ya? Soğuyunca salacak o Sedacığım. Bak o soğuyunca kepçe de soğuyacak. Dur bakayım, çekil şöyle. Önümü aç. Bak. Bismillahirrahmanirrahim. İşte oldu, gördün mü? Allah be. Dikkatli. Köşelerden sıyıra sıyıra. Evet öyle. Evet, 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 evet. Hadi olacak bu. Hadi. Hadi. Önceki yapışanlar tutuyor galiba. Şöyle tamam bak, böyle sıyır etrafına, tamam mı? Kırılacak diye korkuyorum. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Evet, şimdi çanaklarımızı çıkarttık böyle kepçemiz olmadan. Bunu tavayla yaptık, görüyor musun? İşte taktik. Emin misin? Pişti evet mi? Aşkım, pişmiş. Tamam, tamam hayatım, tamam. Şimdi onun harcı, tamam mı? Bunun içine böyle dolduralım. Ama çok güzel doldur ki bol bol gelsin ağza, tamam mı? O güzel oldu gibi. İçine çatalı tak. Çıkarttım. İçine çatalı tak, çatalı böyle takıyorum. Çıkart. Hop. O kısmı atacağız zaten. O kısmı ayrı olacak. Bizim için önemli olan kısmı... Pişmişliği iyi mi? Pişmiş kısmı zaten. Çok iyi. İyi değil mi? Tabii ki. Evet, doldurmaya başladık hayatım. Şimdi hepsini, ikisini bir eşit şekilde doldur. Böyle bol bol olsun ve güzel tadı gelsin. Çanaklarımız da çok güzel gözüküyor ya. O kadar güzel ki aşkım. Bence de ya, böyle de çanak olur yani. Hadi dolduralım Seda, tamam, dolduralım bitsin. Kepçe hadi. Çanaklarımız hazır. Baksana Harun, çok tatlı oldular. Aynı benim gibi ya. Koy koy koy, doldur 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 doldur. Tamam. Yeter yeter. Yerine de iç malzemesi kalsın. Tamam. Yetmezse İkisine üstünü tamamlarız. Şekilde, evet.
kepçe çanağımız hazır. Bak mini minnacık. Zor kirvem zor. Hiç hoş değil. Susar mısın? Susar mısın? Ayrı kalma. Sus. Zor be kardeşlik, zor. Sus. Yok abi yok, ben anlamadım ki bu işi. Neyi anlamadın ya? Gel anlatayım. Sen anlatmasını bilmiyorsun. Ben anlatabilirim. Çok söyle. Sevinirim. Bir sonraki yemekte lütfen. Neyi anlamadın, sorar mısın hayatım? Neyi anlamadın tam olarak? Havalı havalı dostum. Tamam, bundan sonra ne olacak? Bundan fırına sonra girmeyecek hayır, değil mi? Hayır, kaşar, maşar zaten yok, pişmiş, tamam. İkisi de pişmiş. Sunacağız. Güzelce sıyır. Bak, hiçbir zaman yemeği bastırma. Yemek havalı dursun. Bakıyorum herkes yemeğini bitirmiş. Siz hatta kalan artan malzemeler biliyorsunuz kalan Deren. Malzemeyle böyle yani krep yapmışsın. Evet. İyi, afiyet bal şeker olsun. Sağ herkes olun. Güzel iş çıkardı. İkinci yemeğe geçmeden önce biri hala çok üzgün. Siyah gözlüklerini takmış. Gözleri şiş, gözü yolda. Canım Gül ablam. Dün Murat abiye seslendin. Çağrını duydu mu duymadı mı henüz daha bilmiyorum. Ama gerçekten senin bu üzüntün bizden alıyor. Hatta dün neler yaşadı? Buyurun izleyelim, hatırlayalım. Yine bir gül nigar aldı bu gönlümü. Gittin ben yarım kaldım, sen gittin ben eksildim, ışığım söndü, minik kelebeğin öldü. Geri dönsen keşke, yarım bırakmasan beni. Murat, yazıma kar yağdırma, kışıma bahar ol. Ne güzel anılarınız varmış. Gerçekten hepimiz burada duygu yüklüyüz. Sen nasıl hissediyorsun Gül abla? Hiç iyi değilim vallahi Derya Hanım. Bilmiyorum ne olacak. Hiç yani kötüyüm. Dün buradan ona seslendin. Kameraya iyice yaklaştın. Sanki onun gözünün içine bakar gibi ona seslendin. Şimdi o anları izleyelim. Bak hadi dön geriye, ne olursun bak. Tekrar başlayalım. Dediğim gibi her şeyini kabul edeceğim ben senin. Hani Maldiv Adası istemiştim ya, sen beni Maldiv'e de götürsen ne olur. Hiç fark etmeyecek. Hani kızımızın mezuniyetinde bir elbise giymiştim ya, mor. Onu bak tekrar giyeceğim. Yeter ki gel. Hadi kuzum benim. Hadi tatlım. Beyaz saçlı prensim, lütfen gel artık. Bakalım bu çağrın cevap buldu mu? Murat abi seninle konuşacak mı? Derya Hanım, lütfen bu çağrım cevap versin bana. 20 yıldan sonra umutlanmıştım, bir ümit ışığı yakmıştım içimde. Kızımın babası, yabancı olmadı, olmasın yani. Yine eşim olsun. Siz yardımcı olun lütfen. O zaman şimdi herkes kulaklarını iyi açsın. Telefon hattında Gül ablayla konuşmak isteyen biri var. Hazır mıyız? Alo. Alo. Murat abicim. Merhabalar Derya Hanım, nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Sesinizi duydum, daha iyi oldum. Evet, anlaşılan Gül ablanın çağrısını duydunuz. Peki bunun üzerine evet, ne diyorsunuz? Duydum ama biraz da üzüldüm aslında. O gün giderken hadi güle güle falanları unutmadım. Dolayısıyla ben de kırgınım. Gül abla, Murat abi sizi baş başa bırakıyorum. Buyurun konuşun. Teşekkürler Derya Hanım. Evet Gül Hanım, dinliyorum. Nigar Hanım. Haklısın, doğru söylüyorsun. Yerden göğe haklısın.
Peki, bir şey söyleyeyim niye böyle yaptın? O... Bak bir şey söyleyeyim sana. Her şeyi Medine yaptı. İnan ki. Ya Medine, sen yaptın Medine tabii. Hanım'ı suçlama. Suçlama şimdiki insanları. Yapma. Medine doldurdu beni. Kalkıp, yani Medine Hanım kalkıp sana Murat abiye şunları söyle bunu yap demedi. Bu senin içinden geçenleri sen söyledin. Ben bundan eminim. Sebeptir bu. Ben kızı sana verdim gitti. Üstüne bir de ev verdim sana. Eyvallah. Eyvallah kardeşim. Biz senden hiçbir şey istemiyoruz. Keşkektir, düğündür, nişandır, organizasyon, o gül mül hepsini unut. Ben bir lokum dağıtır veririm şöyle. Dağıtıveririm. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkür ederim Medine Hanım. Evi de verdik. Gül ablayla ben konuştum. Hesap cüzdanı da senin. Gerekirse noterden vekaleti de verecekmiş ha. Ne diyor bu be? Ne diyorsun sen? Kız öyle dedin ya. Kız ben sana mahsus dedim. Ne demek mahsus? Gene çark etti görüyorsun. Ne demek mahsus? Bu beni arkaya çekip çekip konuşturuyor. Konuşturuyor ondan sonra Medine yaptı. Kötü polis beni ilan ediyor. Böyle olmaz ki canım. Kız bunları söyle. Verdim. Sus sen. Verdim. Murat abi. Evi devimi verdim. Murat abi yarın gel. Ev. Notere gidelim tamam. Seninle. Yok noter değil. Benim biliyorsunuz. Yani daha doğrusu Gül çok iyi bilir. Benim sözüm senettir. Ben bir şey söyledim mi yaparım. Onun dışında da sıkıntı değil. Ama aynı sözleri ondan duyamadım. Bak hala birilerini şey yapıyor, öne koyuyor. Kendini sıyırıyor. Dolayısıyla da bu hoş olmuyor. Murat abi sen hoşu moşu boş ver ya. Sen bak evi veriyor. Vekaleti veriyor. Sus ya alana kadar. Alana kadar sus. Telefonda adam sus bir. Murat abi sen gel buraya. Yarın gideriz, evi de veririz. Gerekirse nikah tarihini de alırız hemen yarın. Ben evi vermem. Sus bir gelsin adam. Medine Hanım. Efendim. Kardeşim benim evde falan gözüm yok işin doğrusu. Yani ben kendime de ev istemiyorum. Benim evle ilgili sıkıntım yok. Geçen istedin ya sen. O beni yanlış anlıyor ev konusunda. Yani ben evi kendime almıyorum, kendime istemiyorum ki. Tamam sen ne istiyorsan kabul ettik. Kız bir şey söyleyeyim mi? Bunun sağa solu belli olmaz. Bundan biz flört ederken anlaşma evresindeyken var ya ne yaptı bana biliyor musun? Ne yaptı? Annem hasta dedi rahatsız dedi. Bir çiçek yaptırayım da dedi götüreyim anneme dedi. Bir de dedi bir çikolata yaptıralım dedi. İyi dedik. Ben dedi maaşımı almadım sana dedi bana ödünç ver bana ben sana ödeyeceğim dedi. İyi gittik çiçeği yaptırdık çikolatayı yaptırdık. Nereye gitti biliyor musun o çiçekten çikolata? Nereye gitti Gül abla? Murat'a kız istemeye annesiyle. Ne? Hadi seni istemeye değil. Tabii ki. Yine sana gelseymiş ya. Ben hastaneye başkasına. Gidiyor zannettim. Tabii annesini ziyarete gidiyor zannettim. Ya ben şimdi buna her şeye inanamıyorum. Kız sen ya, de... Ya Gül o gençlik dönemdi. Hatırlıyorsun değil mi? Değil. Fazla değil 6 tane nişan attım. Sıkıntı yok ki yani bunları ne? Sen biliyorsun. 6 nişan mı atmış? 5 tanesine çiçeği çikolatası hastamız var diye benden gitti. Evet. Senin aşk gözünü kör etmiş resmen. Evet maalesef. Aşk Gül beni duyuyor etmiş. Musun? Dinliyorum. Alo. Ha, ben konuşmuyorum artık. Hadi eyvallah kapattım telefonu. Ben ama hani bak işte susaydın. Gerçekleri söylüyorum. Bir susaydın sana dedim. Ben şimdi güvenemiyorum. Nasıl yani güveneyim? Geçene kadar yani. Ay kapattı. Hendeyi bir nasıl geçmeliydik güveneyim? Yani. Ay Gül abla yaptın yine yapacağını. Gitti. Kapattı bak yine küstürdün adamı. Gördün mü sen bunları anlatırsan yine. Ben sana ne dedim? Adam gelene kadar her dediğine he diyelim dedim. Ben sana evi vereceğim der dedim mi? Dedim mi? Ben sana ne diyorum gelene kadar. Ben de öyle yapıyorum. Gelinleri alana kadar he diyorum her şeylerine. Vallahi ben artık ne diyeceğimi bilemiyorum. İnanılmaz şaşkınım. Kim sözlüsüne kız istemeye gitmek için şekerini, çikolatasını alır? O da gerçekten ayrı bir hikayeymiş. Neyse yemeklerimize odaklanalım. İkinci yemeğimiz krema dolgulu tatlı. Unumuz var, sütümüz var, şekerimiz var. Erkekleri dışarı alıyoruz. Kayınvalideleri de mutfağa alıyoruz. 1,5 bardak. Krema abla şimdi tatlımızın adı krema dolgulu tatlı tamam mı? Evet. Sen önce kremayı yapmaktan başlıyorsun.
Sütünü koydun, nişastanı koydun. Evet. Yumurta sarını. At yumurta sarını. Bir paket vanilya koy. Vanilya. Koydum vanilyayı da. Koydun mu? Tamam, yarım su bardağı da şeker. Şekerini koydun mu? Şekerimi de koydum. Sen nişastamı da koyuyorum. Tamam. Bu hamur çok ince olmayacak. En büyük hatamız varsa ince açmak oluyor. İnce oldu mu kabarmıyor abla. Ben bunu biraz kalın açacağım, tamam mı? 5 adet yapmamız yeterli. Şimdi ben üzerine süreceğimiz yumurta sarısını ayarladım. Biraz ya bir çimdik kadar da böyle şeker koydum ki güzel nar gibi kızarsın. Unumu zaten boşaltmıştım buraya cam tepsiye. Hemen dikdörtgen şekilde açıyorum Gülen'le. Kare şeklinde. Kızım sen bana göstermene gerek yok. Ben şey yaptım zaten. Tamam. Bak yağlı kağıdı da altına koydum. Şuradan alıp şöyle katlaması kolay olsun diye. Ben koydum diyorsun değil mi? Ben sana demesem sen nereden bilecektin? Ben işte şey yaptım. Aa, gösterdim. Hadi sen yap işte yapıyor. İşini. Tamam bir tane nereye yeter. Düştü? Panik yapma. Tamam panik yapma. Ya ama üstüne ne süreceğim? Panik yapma. Kaymış düşmüş. Oldu. Ne yapıyorsun onu? Yağlı kağıt istedin ya, ne için istedin? Tamam oldu. Onun için istemedin mi? Evet. Tamam ben de yapman gerekeni yapayım. Getir ablacığım şöyle yarısına dök. Ser ser ser. İnce ince getir ben düzelteyim seninle beraber. Bismillahirrahmanirrahim. Oh mis gibi. Şimdi bunu ikiye katlayacağım. Gülenneciğim hamurumu ben böyle şeyimi aldım yağlı kağıdımın üzerine. Sen de muhallebimizi yaptın. Yalnız maşallah burada muhallebi yapmayı öğrendin. Baksana pürüzsüz, kıvamlı. Şimdi Gül anneciğim bak şöyle üç parmak kadar, üç parmak kadar. Bir dakika Seda, bir dakika çevir böyle kendini daha rahat kesersin. Tamam. Şöyle üç parmak kadar, üç parmak kadar değil mi? Doğru. Evet. Tamam. Hallettik, hallettik. Zaten Medine anne beni telaşa sokuyor. Kızım ben seni niye telaşa sokuyorum? O sen hemen, niye telaşa soksun? Ha. Zaten ha. Birazdan gelecek ses. Son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ay üstüne döküyorsun yumurtayı. Neresine dökeceğim? İçine mi? Herhalde. İçine mi dökecektik yumurtayı? Valla son saniyelerde ay. Artık fark etmez. Ya hiç çıkmasa yani. Omlet hemen yapacaktım dökelim ya. Yayalım dedim. İyi yaptın, iyi yaptın. Ebru iyi misin? İyiyim. Peki o zaman şöyle bakıyorum ha, diğerleri rahat rahat oturmuşlar. O zaman biz artık tadıma geçiyoruz. Hadi tadım masası gelsin. Krema dolgulu tatlım hazır şimdi. Tahtamı alıp kesiyorum ve sunumluyorum. Sunumum hazır. Kepçe çanağım hazır. Şimdi tabağımı alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim.
Evet, tadım masası hazır ve çok sürpriz tadımcılarım var sizlere. Hiç çaktırmadım bugün. Ama şimdi bakın görün tadım için kimler var burada? Serap ve Seher, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Siz hep böyle aynı anda mı konuşursunuz? Normalde aynı anda konuşmuyoruz, o beni taklit ediyor. Ah! Ay ben şok. Ben seni taklit ediyorum. Bir şey diyeceğim, siz ne söyleyeceğinizi önceden çalıştınız mı? Yok, Allah vergisi. Hep mi böyle? Bazen. Hazır mıyız tadıma? Evet hazırız. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Onların da ağız tadı aynı mı acaba ikisinin de? Nasıl? İkisinin de ağız tadı aynı mı acaba? İkizlerin aynı oluyor bak, ya. Bak şimdi ikizlerden biri soruyor, tecrübe konuşuyor. İkinizin de ağız tadı aynı mı? Bence aynıdır. Öyle düşünüyorum. Peki, o zaman son kez soruyorum. Tadıma hazır mısınız? Evet hazırız. Hadi başlayalım o zaman. Ben bunu beğendim. Biraz farklı konuşalım yorumlayabilmek için. Ben de beğendim. Ama biraz sert olmuş sanki. Biraz daha yumuşak olabilirdi ama güzel olmuş. Baharatları, etin pişmesi. Baharatı sanki biraz fazla olmuş. Ama onun dışında iyi. Peki devam edelim. Sıradaki tabak. Bu biraz kuru olmuş sanki. İçi lezzetini aynı bulmadım. Ama orta. Bazen bağlantı kopuyor. Bağlantı kopuyor dediğin aranızda böyle bir şey mi var? Elektrik var dedi. Bir elektrik mi var? Odaklanmak gerekiyor. Evet. Odaklanamadım. Evet. Bu şey Wi-Fi internet bağlantısı gibi. sayılır. Onun gibi bir şey. Peki uzaklaşınca böyle bağlantı kopuyor mu? Yok. Farklı yerlerdeyken aynı anda konuşamıyoruz. Aynı yerde olmamız gerekiyor. Peki ne diyorsunuz şimdi ikinci tabak bir için? Bir de eti biraz lastik gibi kalmış. Bana öyle geldi yani. Serap'a da öyle geldi mi? Bana da öyle geldi. İçini o kadar beğenmedim bunu. Evet. Peki üçüncü tabakla devam edelim. Bunun baharatını beğendim ben. Bence de içi güzel olmuş ama soğanlar biraz iri kalmış. Onun dışında şekli falan tam yapılmamış galiba. Dışı da iyi olmuş. Ama tadı güzel. Tadı güzel, tadı beğendim. Peki o zaman bunu beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Beğendim. Beğendim bunu. Ben de. Geçelim son tabağa. Bence bunun dışı fazla sert olmuş. Zor zaten kestim. Siyah olmuş birazcık. Onun dışında içi güzel ama. İçi güzel, evet. Şimdi gelelim en zor kısma. Birinci tabağa kaç puan veriyorsunuz? 10 üzerinden kaç puan? 7. Vallahi iki ağızdan aynı anda 7 çıktı. Birinci tabak için puanları 7. İkinci tabak? 6. Peki devam edelim. Üçüncü tabak? 8. Emin misiniz? Evet. Son tabağa kaç puan veriyorsunuz? Ona da 6. Puanlarımız 7, 6, 8 ve 6. Evet. Allah Allah. Peki Serap ve Seher, siz bizim ikizleri sosyal medyadan tanıyorsunuz değil mi? Evet. Siz nasıl tepkiler alıyorsunuz? Bizim de aynı anda konuşmamıza şaşırıyorlar genelde. İnanmıyorlar aynı anda konuştuğumuza genelde. Ama doğaçlama konuşabiliyoruz. Şimdi heyecanlandık da normalde bayağı konuşabiliyoruz. Evet. Peki bu özelliği ne zaman keşfettiniz? Sosyal medya için içerik üretiyorduk. Önce sadece videoydu, ezberdi ve çok zor çekmesi gerçekten. 50 kere falan çekiyoruz videoyu. Ama daha sonra doğaçlama aynı anda konuşmaya başladık. Evet, alıştık yani. Yani çocukken bunu fark etmemiştiniz. Yok, çocukluktan değil. Aslında görünüş olarak bir tık farklısınız. Evet, tek ama tek anlaşılan siz böyle karakter olarak daha aynısınız. Karakter olarak benzer. Kaç yaşındasınız? 25 yaşındayız. Ama çok küçük gösteriyoruz yani. Evet, küçük gösteriyorsunuz. Çok tatlısınız. Teşekkür ederiz. Tamam o zaman tabakları açmaya başlayalım. Puanlarımız 7, 6, 8 ve 6. Birinci tabağı açalım.
Evet, ilk puanımızı açıyoruz. Bakalım kimin tabağı 7 puan aldı? Sedalar. Afiyet olsun kızlar. Hoş geldiniz. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Fakat şöyle bir şey var. Sürekli biz burada haktan hukuktan bahsediyoruz ya hepimiz dört masada. Sence üçüncü tabağın neyi sekizlikti? Orada bir olmaması gereken... Ben tadını baharatını beğendim. Baharat dengesi en iyi oydu. Efendim? Baharat dengesi en iyi oydu. Oraya gittiğinde öyle demedin ama şu an baharat dengesi en iyi olan oydu diyorsun. Bize verilen bir ebat var. O ebatın farklı boyutu var. Tamam başka bir olayımız var burada, kutumuz vesaire ama şu an bence A'dan Z'ye haksızlık. Ben bilseydim tabak çıkartmazdım. Bu kadar ayağımda topukluyla ayaklarım şiş şiş yarışmazdım yani. Niye kastım ki kendimi? Devam edelim. Sıradaki tabağa da 6 puan verdiniz. Bakalım bu kiminmiş? Kimmiş? Başak, 6 puan. Afiyet olsun kızlar. Eline sağlık. Şimdi kim 8'i aldı sizden? Ebrular mı yoksa Beyhanlar mı? Üçüncü tabağı açalım. Sekiz alan Beyhan mı, Ebru mu? Açalım. Ebru. Ebru. Afiyet olsun kızlar. Yani malzemeniz olmamasına rağmen, kepçeniz olmamasına rağmen ilk altını siz aldınız. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Ben çok kez eksik malzemeyle yine yüksek puan aldım. Sadece burada hani hak hukuktan bahsediyoruz. Evet benim tabağımdaki şekil yoktu ama ben o şekli verebilmek için tava bile kullandım. Ve buradaki bütün kameramanlar da çekti. Ve ben oraya boş bir tabak değil, dop dolu ve çok güzel de bir tabak çıkardım. Çekemeyen varsa da oyun yeni başlıyor demektir. Evet ben de söz hakkı almak istiyorum. Sonuçta benim de tabağıma Şöyle bir Beyhan, puan verildi. Şöyle Beyhan, siz de 6 puan aldınız. Evet. Şimdi oraya gelmek istiyorum kızlara bizzat gösterebilmek için. Önce hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi size soruyorum. Bizim yemeğimizin adı ne? Okur musunuz? Kepçe çanağı yazıyor değil mi? Evet. Kepçeye benzeyen iki tabak var burada. Kepçeyle yapılan bir ve iki. Evet. Değil mi? Tamam. Bu kepçeyle yapılmayan bir tabak. Evet uğraşmışlar, emek sarf etmişler. Ama ben şimdi detaya inmeyeceğim. Ben de çok kez burada hamurumu aldılar. Ben senden bir şey rica edeceğim. Şimdi kızlar bugün bize misafirler. Sonradan fazla geldiler. Fazla gitmeyeceğim üstlerine tamam, der yani. Fazla üstlerine gitme. Gitmeyeceğim. Sonuçta misafirimiz dediğiniz gibi fazla gitmeyeceğim. Zaten onların da suç olduğunu düşünmüyorum. Kepçeye benzemeyen bir tabağa lezzeti var diye puan verdiniz. Ama bu tabağın, yemeğimizin ismi kepçe çanağı. Ve nasıl yapıldığında, edildiğinde her şeyi gördük. Ben tamamıyla haksızlık yaptığınızı düşünüyorum. Ve kesinlikle sizin ağız tadınız olduğunu değil, bu başka şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani ben sizlik düşünmüyorum bunu, tamam mı? Yedi tadına bu imalardan vazgeçersen Beyhan'cığım sevinirim, anladın mı? Serap ve Seher'e son bir söz veriyorum. Ne demek istiyorsunuz? Şöyle diyorum, şekil olarak olmuş ama fazla yanmış. Bu çok sertti mesela. Zor kesildi. Ama şekil olarak sadece güzel. Sadece görünüşe puan vermiyoruz, tadına da puan veriyoruz. Bunun bence şekli güzel değil ama hem dışı güzeldi hem içi güzeldi. Bu da biraz fazla pişmişti ama şekil olarak en iyisi buydu yani. Teşekkür ederim. Şimdi kızlar, aynı anda sinirleniyor musunuz? Çok. En çok ne kızdırır sizi? Tabii ki de o. Aa! Gerçekten. Ne yaptığını kızdırıyor? Dur bakayım, kıyafetleri paylaşmak gibi bir kavganız olmaz. Hep aynı mı giyiniyorsunuz? Yok, normalde aynı giymiyoruz da. Bugün ben bunları giymek istedim. Bir baktım o da aynısını giymiş. Sizce bana daha çok yakışmamış mı? Yani ikinize de çok yakışmış. İkiniz de çok güzelsiniz. Teşekkür ederiz. Ay özel bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsiniz. Hiç aynı çocuktan hoşlandığınız oldu mu?
İlkokulda belki. Peki, o konuda tartışma kavga olmuyor. Yok. Teşekkür ederim size kızlar. Rica ederim. Uğurluyorum sizi ama yine beklerim ya. İnşallah. İnşallah. Peki, buyurun siz geçin. Şimdi geldik ceza çarkına. Bu ceza çarkı kimin için dönecek ve neden? Ekrandan ayrılmıyoruz. Bakalım kimin mutfağındayız? Elim ısındı, elim yandı. Bekle maydanoz kapatmasına yakın, kapatmaya yakın koyacağım abi. Tamam, tepçeyi al dışarı, ısınır o. Yağ kızıyor zaten. Saçmalama, öyle şey mi olur? Şimdi hamura çörek otunu atacağız. Çörek otunu at. Bekle. Hadi. Çörek otu. Hayır, nereye? Bir dakika. Hamura çörek otunu atacağım. Saçmalama. Ya bakmadın mı? Hayır abi, saçmalama. Hamura gireceğim. Dur, tarifi izlemedin mi sen? Harun atma, sen atamazsın. Yanlış yere atıyorsun. Harun sen dokunamazsın. Tamam, yanlış yere atıyorsun. Kural ihlali yapıyorsun abi. Tamam, maydanozu da oraya atacaksın. Maydanozu oraya değil, maydanoz hamura, çörek ot... Maydanoz buraya, çörek... Ağlayacağım. Karıştırdın Seda. Harun niye böyle bir şey yaptın ya? Ben mi karıştırdım? Ya neden yapıyorsun? Ya eminim ben. Tam bırak tersi olacaktı. Hayır. Git, ellerim yandı. Çekil git, şuradan. At maydanozu da şunun içine. Emin misin bak böyle olmasın? Karıştırır mısın şunu? Karıştırdım. Çörek otu lezzet veriyor. Maydanozu bunu ne yapacağım o zaman? Hamura atıyorsun ondan. Emin misin? Evet. Böyle maydanozlu bir hamuru oluyor. Tamam. Heh. Ben tam tersi diye biliyorum. Karıştır iyicene, karıştır. Evet, bunu izlerken zaten siz de durumun farkındasınız. Harun yemeğe dokundu. Senin yüzünden dokunmayacak. Bak gerçekten gülme. Gerçekten gülme. Bak ya, ben burada gülmüyor? Söylüyorum, diyorum ki sana. Bu şekilde olmayacak. Maydanoz yemeğe, çörek otu hamura girecek diyorum. Evet, yok ben biliyorum. İkinci hatanız. Seda, maydanoz hamurun içinde daha lezzetli. Ben mi al at dedim Harun tavaya? Ben sana, benim dediğimi yap, senin ben hiç problem sana olmayacak. Al, ya dediğimi yapsaydın diyorsun, bak beni sinirlendirme, şuram düğüm düğüm. Dillendirmişsin, dillendirdiğin için oradan yakalanıyoruz. Bak beni sinirlendirme. Birisi evlilik derdine düşmüş, birisi tapu derdine düşmüş. Aylardır emek verdim, yüzdüm, kuyruğuna geldim ya. Anladın mı? Beni bir salın yani, bana bir desteğiniz yok. Bir düşmanlığınız olmasın, benim burada bir düşmana ihtiyacım yok. Yani lisede tap birsiniz siz. Ne istiyorsun? Senden ve annenden bahsediyorum. Bak sivrisinek gibi takmış gözlüğünü oraya. Aşk acısı çekiyor ya. Yemek yapılacak ortada yok. Gidiyor Murat Ağa enişteyle buluştuğu yerlere. Sen yanlış yönlendiriyorsun ya. Gerçekten bıktım ya. Ne istiyorsun? Yani pes edeyim, şuradan çıkayım gideyim mi istiyorsun? Ya ne istiyorsun söyle. Gideyim mi? Niye hemen ağlıyorsun ya? Ya niye ağlamayacağım? Bütün emeklerimi çöp ettin ya. Bak vallahi pazartesi gelirsek var ya, emzik getireceğim bundan sonra. Ağlayanın ağzına tıkacağım o emziği. Sürekli bir hata, sürekli problem. Sizin yüzünüzden erkekler buraya geldi geleli. Gerçekten ben bir şey kazanamıyorum ya. Seda, seni ceza çarkının başına alayım ve maalesef iki kere çevireceksin. Hadi git, iki kere çevir hadi. Gel. Niye iki kere çeviriyorum Derya Hanım? Bir, Harun dokunduğu için, iki, malzemeyi yanlış kullandığınız sen için. Çıldıracağım ya, çıldıracağım. Hayatımda hadi bir hadi, kez şuradan pastarı bir şeye faydan olsun hadi, ya. Ağlayıp bir durma. Kez bir desteğin olsun ya. Birinizin hatasını maalesef hepiniz çekiyorsunuz. O yüzden çark iki defa dönecek. Birincisi Harun yemeğe dokunduğu için, hadi çark dönsün. -2 neredeyse pas olacaktı. İkincisini yani çevirelim. Final haftasındayım ya. Aynı finaldeyken çevir, aynı yaptığına hızda. Bak. Bir kez de değil, iki kez çeviriyorum ya. Çevir. Aynı ritimle bak. Sen bari kal ya. Oh, oh. Sen bari kal. -4 puan toplamda, ceza puanı sizden düşülecek. 2 puan aldım. Bakayım, 7 puan almıştınız, 3 puanınız kaldı. Şimdi kepçeleri olmamasına rağmen
8 puan aldınız. İlk altın sizlerin oldu. Ayrıca kutudan çıkan zarf da sizin. Ziya, getir bakalım kutuyu. Açalım. Bugün Ebru cesur davrandı. Ay, ben bu kutuyu istiyorum dedi. Evet. Hadi maviyi açalım. Turuncuyu açsak ilk önce. Tamam, turuncuyu açalım. Bir merak ettim. Çeviriyorum. Neymiş? Gün puanından eksi 5 düşülecek. Günün puanından eksi 5 puan düşülecek. İyi yırttınız. Gelmişti. Mavi seçmiştin değil mi? Evet, ben mavi demiştim. Ziya mavi demişti. Ben mavi demiştim. Pişman olacak. Ziya'yı dinleseydin ne çıkacaktı? Pişman olacak. Final puanına artı 10. Evet. İşte hiçbir zaman beni dinlemiyorsun. Çok güzel. Başına böyle şeyler geliyor. Ama Ebru kırmızıda ısrar etti ve ne çıktı? Ya hayır ya. Ben mavi seçtim. Şimdi onu yapacaksın. Yapacaksın. Ay neymiş? Hadi. Kayınvalidenin senden istediği bir şeye evet diyeceksin. Allah! Medine, gün doğdu sana. Bana gün doğdu. Hadi bakalım. Yandık ya. Vallahi eline düştük artık. Kurtulamayız ya. Gözüm görmesin yani. Medine ablacığım. Hemen böyle aklına gelen bir şey var mı yoksa bu durumu değerlendirip biraz düşünmek mi istersin? Yok, bir sürü şey var da. Bir tane. Bir tanesini. Bak, bir hepsini tane söyleseydim keşke ya. Yani. Ve bak Ebru milyonların önünde evet demek zorunda istediğin şeye. Çok iyi düşün. Kırmızı zarfı sen seçtin. Kutuyu sen istedin. Herkesin önünde kayınvalidenin istediği bir şeye evet diyecek misin? Evet. Bir daha söyle. Bağır, bağır. Evet. Bir daha. Milyon, evet. Milyonların önünde söz ver. Evet. Evet. Tamam, sözünü aldık. Medine, bu fırsatı çok iyi değerlendir. En çok istediğim şeyi söyleyeyim mi? Söyle. Konya'da oturacak. Aflı üstlü oturacak. Ay bana bir şey oluyor. Bak tansiyonum düşüyor. Tutar mısın beni? Ben bilemem. Tut beni. Zarfı sen seçtin. Sen katlanacaksın. Evet. Ne Konya'sın ya? Lütfen söz ne verdin Ebru bak. Şimdi milletim cevap ver annene. Yönetmenim oradan bir müzik yolla söz verdi bana. Sen Tonga'ya getirdin. İstiyorum ben. Bravo Medine abla. Bu durumda Ebru'ya Konya yolları gözüktü. Soruyorum Ebru. Sağlıkçıları çağırabilir miyiz? Az önce herkesin önünde söz verdin. Medine'nin isteğine cevabın nedir? Sesli söyle ama. Evet. Duyamadık. Derya Hanım duyamadım. Duyamamışız. Ya nasıl duyamadın? Tadını çıkarmak istiyorum ya. Ay bak dilim. Bağırır mısın ya? Bir daha söyle. Ebru Konya'da yaşamayı kabul ediyor musun? Bak kabul ettim, zorlamayın isterseniz Ziya'cığım. Evet, bak şu an çok moralim bozuk. Tamam evet der misin anneme, bak duymamış. Evet. Eğer duymadıysan kulağını
gelip söyleyeyim. Süpersin. Duydun mu? Canım gelinim. Kulağının yanına da gelip bağırayım mı? Duydun mu? Ay çok şükür oğlumun birini kurtardım. Allah'a şükür. Aa! Helal olsun. Oğlumun birini kurtardım. Evet, Medine ablacığım. 20 kamera bu anı kaydetti. Ebru Konya'da yaşamaya evet dedi. Seninle sonra hesaplaşacağız ya. Evet. Biz artık tadıma devam edelim. Okan geliyor. Hoş geldin. Hoş bulduk Derya Hanım. İkinci tadıma geçtik ama biz artık final için yarışıyoruz. 60 bilezik için yarışıyoruz. Aynen. Bakalım. Ve bu 60 bilezik için mücadele ederken eleme olmayacak. Fakat buradan ilk kim pes edip gidecek? Az önce Seda ve Harun'un arası çıtırdadı. Doğamda yok ama pes etmek. Başak'la yengesinin arası çıtırdadı. Eleme olmayacak ama bu baskıya dayanamayıp buraya veda etmek isteyenler her zaman olabilir. Büyük bir heyecan bizleri bekliyor. Büyük maratonun ilk haftasını geride bıraktık. Ve 4 haftanın sonunda 60 bilezik kimin kollarını süsleyecek? Tabii ki de sizlerin verdiği puanlarla. Okan, bakacağız. Her bir puan çok önemli. Evet. Kazandırır ya da kaybettirir. Birinci tabaktan başlayalım. Derya'nın pişmesi, lezzeti gayet güzel. Daha iyisi çıkarsa ona veririz. Çıkmazsa güzel bir tamam. Tabak. Tamam. Hiç olmamış. Ne görüntü, ne tat. Bu tabaktan sonra iyi, bu tabaktan sonra kötü. Yani ortalama. Hı-hı. Hatta hiç olmamış. Bunu yapan gidebilir mesela, sıkıntı değil. Peki. Nedir puanların? 5, 1, 3, 1. 5, 1, 3, 1. Aynen. İlk biri açalım. Açalım. Başak, cevabın ne buna? Asla kabul etmiyorum. Yani çok lezzetli yaptığımı düşünüyorum ve en fazla yumurtam kırıldı. Onun için üzerine yumurta ekleyemedim. Onun dışında çok güzel olduğunu düşünüyorum. Elinize sağ olun. Üç verdiğin tabağı açalım. Açalım. Seda, 3. Yani puf gibi kabarmış. Güzeldi. Daha iyisi olsaydı, olmasaydı buna verirdim. Bunda ne aradığında bulamadım mesela. Aradığın neydi tam olarak? Bak pişme, lezzet. Pişme ise 5 verdiğin tabak böyle. Bak, görünüş, güzel kızarması neyin ve lezzeti, bakın bahsediyorsun? İkisi de birbirine pişme ve şey olarak zaten benziyor. Tamam, burası da 2 puan farkı lezzetten güzel vurdu. Güzel arkadaşım, ben de şunu diyorum sana. Gelip sen de tadına bakabilirsin. Pişme diyorsun ya, pişme diyorsan bak, orada şöyle şu kadarcık kalmış, eciş bücüş bir bak, şey şöyle, var. Şöyle, iki tanesi de güzel, tamam, güzel. Bak, seninkinin hatta altı da. O hamur değil yalnız, altı yağlı diyorum kağıttan beyaz. Tamam, ben de diyorum ki bak, ha, altı bile güzel kızarmış, bunu görmemiştim. Ha. Ben ikisini de pişmesini güzel buldum. Şimdi sen rengine dayanarak onu diyorsun. Ben, hamur ama mu? Ben ne dedim? Lezzetini zaten bunun kadar olmasa da ben beğendim ve ortalama 3 puan verdim. Ben hiçbir şekilde hakkaniyet, adalet aramıyorum. Neyse ki ben son dokunuşu yapmayı severim. Sadece hedefime odaklıyım yani. Vallahi ne adaletler gördük, aynen, bence gayet iyi. Okan, hı-hı, şimdi 5'i Ebru'ya mı yoksa eşi Beyhan'a mı verdi? Göreceğiz. Birinci tabağı açalım. Okan'dan 5 puan alan Beyhan. Eline sağ ol. Sonunda buldun. Gerçekten. Güzel Ebru olmuş çıksaydı yani gerçekten sana diyecek hiçbir şey bulamayacaktım.
Bak düşün, o kadar şaşırıyorum, o kadar şaşırıyorum ki bu hafta ilk bulduğuna kez sevinemiyorum oldu. Bile. Sanki çok güzel tabak yapmışsın. Tabii sevinemeyeceksin bulduğuna yani. Çok güzel yaptın. Hep sence finale yakışır bir tabak mı yaptın? Sana bir şey söyleyeyim mi? Burada hepiniz cebelleşirken mutfaklarınızda en güzel, en kabarık ve yağla yapan da bendim, attım da. Bir şey diyeceğim. Çıktığı zaman da çok da güzel oldu. Şimdi cebelleşen ben değildim. Öncelikle cebelleşen şu iki masaydı. Yani tamam cebelleşiyorlardı. Ayrıca kabarmamış, şu kadarcık kalmış çöreğine çok zaten sevinemezsin. Final haftası diyoruz. Kötü bir tabak çıkartmışsın. Kabul edeceksin. Ya Rabbi şükür diyeceksin. Öpüp başının üstüne koyacaksın. Kötü tabak çıkarmadın. Kötü tabak çıkardın. Sen öyle sanıyorsun. Hak etmeden aldın o beşi. Tadına baktım. Tadına baktın, sana göre yaptığın her tabak çok güzel. Yakıyorsun, altını kazıyorsun, çok güzeldi. Fazla kızarmış. Hiç de yanık yok. Gidip bakabilirsin Sedacığım. Ebru, sen aldığın bire ne diyorsun? Hak etmiyorum yani. O kadar kabarık bir tabak vardı. Artık ben şunu düşünmeye başladım. O kadar güzel tabaklar çıkartıyorum ki güzel olana bir, kötü olana da beş puan veriyorum. Bir cümle söyleyeceğim. Annesinin yaptığı tabaklarla mı alıyor? Tek cümle, fazladan aldığım puanlara say bir şey olmaz. Aynen öyle. Tadıma devam ediyoruz, tadıma devam ediyoruz. Okan teşekkür ederim, Ziya geliyor. Ziya hoş geldin. Hoş buldum Derya Hanım. Gayet iyi gidiyorsunuz. Ebru sence bu tabağı da güzel yapmış mıdır? Vallahi bilemeyeceğim, yapmıştır diye düşünüyorum. Ya da inşallah diyorsun. İnşallah. Hadi başlayalım. Güzel, fena değil tadı. Yedikçe kıyaslar. Yani yedikçe kıyaslarım, fena değil. Geçelim ikinci güzel tabağa. Bunun hamuru biraz yumuşak, bunun hamuru biraz sert. Yani daha iyi tat veriyor sanki. Hı hı. Bu ondan bir tık daha iyi. Burada üzerinin çok şey olmuş, kızarmış ve dağılmış bu. Şekli bozulmuş sanki bunun. Tadına bakalım. Bu kıtır olmuş. Kakaosunu bol kullanmış. Ama bu çıtır olmuş ya. Yani boşuna çok gitti mu? Yani güzel tadı var ama çıtır olması mı gerekiyordu bunun? Hamurunuz çok mayalı mıydı? Evet, mayalı hamur daha yani. Mayalı bir hamur şişer. Kabarması gereken bir hamur. O zaman bu kabarmamış. Tadı da çok hani çok kakao koymuş ya. Hı. Tadı iyi geldi ama biraz boğulmuş ama tamam, çıtır olmuş. Devam edelim. Bu güzel kabarmış. Baştaki de öyle. Bu biraz ondan iyiydi. Ben puanlarımı vereyim tamam, o zaman. Tamam söyle. 3 4 2 Bu da güzel olmuş ya. Buna da 4 vereyim. Tamam, 5 yok. 5 yok. 1 de yok ama. 1 de yok. Puanlarımız 3 4 2 4 İlk dördümüzü açalım buradan. Açalım. Bir yüksek puandan başlayalım. Ve bu tabak Seda'nın. Afiyet olsun. Güzel bir puan. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Onunla devam edelim. Aynen. Çıtır olmuş. Evet, bu mayalı bir hamurdu. Kabarmadı. 2 puan verdin. Açalım. Başan. Ben yengeye güvenmek istedim hamur konusunda. Bari bir şey yapamıyor, hamur açsın dedim de keşke güvenmeseydim. Fazla ince açmış. Hamurun kabarıklığı hiç yok. Hak verdim. Gördüm az önce. Elinize sağlık. Sağlık olsun. Ayrıca kakao kullanmamıştım. Çikolata var içinde. Zaten bunu da yani mutfağa geldiğinde söylemişti aslında. Bunun da kaydı var. Onu da birazdan izleriz. Şimdi geçelim son puana. Sen bu son dördü Beyhan'a mı yoksa Ebru'ya mı verdin? İkinci tabağı açıyoruz. Açalım. Beyhan 4 puan. Senden önce bir şey söyleyeceğim. Hadi itiraz et. İtiraz etsen hadi. İtiraz et. Hani tabak 4 çıktı sana. Düşük alınca itiraz ediyorsun. Yüksek alınca da itiraz et. İki öyle kez. Öyle susarsın. İki kez. Öyle susarsın diye bir şey yok Ebru'cum. Öyle İki susarsın. Kez çıkmış. Sen burada kaç haftadır buradasın? Anca iki kez çıkmış. Nasıl pardon? İki kez çıkmış? Ben hep bir 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 diyeyim. Kaç şartlasın 3 olsun. Tek tek izler de getirir gösteririm. Senin kocan hepsini 5 veriyor bana yalnız. Farkındasın değil mi? Farkındayım. Ya 4 veriyor ya 5 veriyor. Benim kocam sayesinde buradasın canım. Sinirlerinizin çok gergin olduğunu anlıyorum.
Yani haftalardır burada yarışıyoruz. Birkaç hafta sonra aranızdan biri 60 bileziğin sahibi olacak. Kimi de aslında bu şampiyonluk ismini istiyor. Bu sezonun birincisi ben olacağım kavgası içerisinde. Çok gerginiz. O yüzden şimdi tadıma devam ediyorum. Ziya, sana teşekkür ederim. Ben ve çağrı ediyorum. Geliyor. Çağrı, hoş geldin. Biliyorum üzerinizde çok büyük bir yük var, sorumluluk var. O yüzden hakkaniyetli bir puanlama bekliyorum senden. Şüphemiz olmasın. Bir tane daha yemem lazım. Ama bundan. Bu tam şey olmuş ya. Bu su olabilir miyim? Bu küçükken işte halı sahaya falan gittiğim zaman annemizin yaptığı ekmeğin arası sucukları. Güzel. Böyle şey gibi, pide arası pide gibi. Pide arası gibi olmuş. Bu daha farklı olmuş. İçindeki o krema mı acaba? Hı hı. Bunda daha güzel olabiliyorum bu tadı. Bunda o tat hiç gelmiyor. Hı. Bunun hamuru bence daha lezzetli. Bunun da içi daha lezzetli. Hı. Çok vallahi bu sefer çok korkuyorum. Bir de buna bakacağım. Bu çok yani yalap şap olmuş. Tahmin ediyorum ki bu bizimdir herhalde. Karısına hiç güvenmiyor adam ya. Tahmin ediyorum ki bu bizimdir diyor. Çok lezzetli. Dur kıvırma şimdi, kıvırma. Yo vallahi çok lezzetli de yani. Neden her kötü tabağı benim olduğunu düşünüyorsun ya? O kadar mı her şeyi kötü yapıyorum? Geçen gün 5 tane altın kazandım. Yani. Çok lezzetli. Sadece görünüş olarak çok hitap etmiyor. Estetik değil bence. Bakalım yoksa kiminmiş. Bilmiyorum. Sorun yok. Hangisine kaç puan veriyorsun? 2. Evet. Birinci tabağa puanım 2. İkinci tabağa puanım 3. Üçüncü tabağa puanım 4. Ve son tabak? Son tabak işte bizim tabak diyorum. Bunun lezzeti çok güzeldi ama şekli hiç hoşuma gitmedi. O yüzden buna da 3 vermek istiyorum. Ah Kine, ah! Aklımıza hemen yine bir şeyler düşüyor. Puanlarımız 2, 3, 4, 3. Son tabağım. Sizin şöyle yapabilir miyim? Buna 2 vermek istiyorum. 2, 2 çünkü bunların ikisi benim için aynı. Emin misin? Eminim, %100 eminim. Son kararım. Son tabağa puanım 2. Son kararı mı? Evet. Bak tekrar soruyorum. 2, 3, 4, 2. Eminsin? Son kararım. Tamamdır. Gel açalım bunu direkt. Ebruların. Yani şekli nasıl dağınık ya? Dümdüz bir şey de o yani. Bizim şeklimiz dağınık değil ki. Çikolatası akmış, bulaşmış. Çikolata akmıştır ama hani şekli dağınık değil, gerçekten dümdüzdü. Oradan çıkartırken öyleydi herhalde. Buraya gelince birazcık şekiller kaymış. Neyse. O yüzden afiyet yorum yapamıyorum. Olsun. İkinci tabağı açalım. Buna da 3 puan verdin. Seda, 3 puan. Hayatından 5'i neden 4 günde çıkardın? Yani sen geldiğinde senin hayatında 5 rakamı vardı. Var. Kullanıyordun. Hala bol var, bol evet. İkişer tane veriyordun. Evet. Neden 5'i çıkarttın Çağrı? Niye biliyor musun? Çünkü yani lezzet olarak olsun, tam böyle ağzımın tadına göre o zaman hemen 5 veririm. Ama bu mesela dediğim gibi, evet eskilere beni bir götürdü. İçi çok iyiydi ama ya hamuru... Git işte, nostalji yaptırmışım. Annenin, anneannenin yağlı çikolatalı ekmeğini yaşatmışım sana. Burada 4 iyi puan değil mi ama? 3 verdin, 4 değil. 2, 3, 4 yaptık. Doğru, pardon. Evet, haklısın. Çok özür diliyorum. Ama bu, ya bununla bunun arasında bir fark olması bir gerekiyorsa... Ya bunun... Ama seni şu konuda takdir ediyorum. Mesela kötü tabağa geldin, en kötüsüne dedin ki bu bizim tabağımızdır dedin. Olabilir, karına güvenmediğini belli ettin. Yok, güvenmediğim ama için değil. Çok lezzetli dedim. Bir de Derya'm çok özür dilerim. Neden böyle biliyor musunuz? Ben ne fark ettim? Çağrı doğru yolda ilerlemeye neden devam ediyor? Çünkü çocuk takıyor kulaklığını, arkada tek başına takılıyor. Harun'un yanına gitmiyor. Hmm. O yüzden hala dürüst. Diyorsun. O zaman artık 4'ü kime vermiş onu görelim. Başak mı, Beyhan'a mı? Beyhan! Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Başak da sen yine 2 aldın. Ha? Sağ olsun, yengemiz sağ olsun. Evet. Niye için. Yengen sağ olsun? Yengem sağ olsun çünkü hamurunu yengem açtı. Çok özenle yaptığım bir şeydir, sunum olsun.
tatlı olsun. Kendisi hamuru çok ince açtığı için, beni dinlemediği için hamurumuz kabarmadı. Yaşarsa Allah'tan, ölürse doktordan gibi oldu. Yani birlikte de yapıyoruz. Ama her bu tatlı sıkıntısı, tatlı yapamıyoruz biz. Bizim tuzlu yapmamız lazım. Ya sen onu bunu geç. Neden yani orada kötü tabak gördüğünde kötü bu kesin biziz diyorsun? Şekil olarak. O kadar olarak, mı güvenmiyorsun şekil bana? Şekil olarak acele. Nasıl yapmışım? Bak bunun da şekli farklı diğerlerinden. Tamam olabilir. Ama şu var, biraz daha bu yalap şap olmuş gibi diğerler. Ona ettin hakaretleri diğerde. Resmen tabağa ederken bana ettin. Hayır sana eder miyim? Sen bildiğin bana hakaret bak, ettin orada. Bak şöyle düşün. Birinci tabakla dördüncü tabağa aynı puanı verdim. Neydi tamam bunu? Ama sen ona hakaretleri yığdın. Sen o tabağa gibi konuşurken yok canım, resmen bizim ne? Tabağımız diye böyle gülerek bana da hakaret etmiş oldun. Bak, asla. Daha hızlı çok ve... Çok kırıcısın. Şöyle Başak, şimdi her tatlı yaptığımızda bu işi yapamıyorsunuz. İkiniz yapamıyorsunuz bu arada. Yengeciğim sen de lütfen öyle bakma. İkiniz de yapamıyorsunuz bu işi. Yengen zaten hiçbir şey bilmiyor. Tamam sen abi, biliyorsan sen yapsaydın Şengül o zaman. Yenge, tamam, ben yapmaya çalıştım Şengül zaten. Şengül yenge yüklenmeyin bugün ya. Kadıncağız o kadar düştü. Yani hala yükleniyorsun. Sakat sakat yaptım. İlgilenmeye devam et sen. Bak sen kendin de izle şimdi nasıl düşmüşsün. O görüntüler ekrana geliyor. Hamurun çocuklar bir dakika, bir dakika geliyorum yavrum. Hamurun içine soğan... Ay kadın gitti be! Yenge, yenge, yenge. Ya birini çağırabilir misin? İyi misin? İyi misin? Ya ne yaptın? Senin yüzünden. Bak orada ben benimle lavabo tutuşuyorsun. Ben ne yaptım? Ben burada soğan doğruyorum. Yengeciğim iyi misin? Gülüyor bak. Komik utanmaz işte. Mısın kızım sen ya? Kendine gel istersen ya. Gülerim yani. Şok ya. Hayır az önce söyleyeceğim. Kadın düşmüyor. Tamam gider misin mutfağına? Takıldı, mutfağına gider şeyler. Misin Başak? Komik düştü çünkü çok Başak, komik düştü. Mutfağına düş, gider misin rica ediyorum ya. Ya gerçekten çok alemsiniz. Gülme komşuna gelir başına diyorum. İnşallah başına gelmez ama sağlık sorunları yaşamazsın. Ayıp ya, niye gülüyorsun ki yani? Ay hayatım hiç işin gücün yoktu. Buradan koca koca düşmeye mi gittin? Başak, hiç üzülmedin mi ya? Ha? Biraz abartmış olabilirim ama yine kendimi tutamadım, yine gülüyorum. Çünkü komikti, komik değil mi? Çok komik. Ya ben de gülüyorum, şimdi gülelim mesela ama düştüğü zaman gülmeyelim bari. Yengeciğim, ben de sen, ben kendime de gülüyorum çünkü. Ama hayatım, tutamıyorum kendimi, dayanamıyorum. Ama yengem ya benim hani, biraz daha anlı... Fark etmiyor. Şengül ablaya bak, böyle hatırlıyor. Hiç müdafaa etmiyorsun kendine. Artık sözüm yok gibi bakar mısın sadece? Orada kıyamet kopmuş, yuvarlanmışsın, düşmüşsün. Gelinin kahkaha atıyorsan böyle. Çağrı konuşuyor benim yerime, yeğenim konuşuyor. İyi misin? Bir yerin acıyor mu? İyiyim, İyidir, teşekkür ederim. Kötüye bir şey olmaz. İyisin. Kötüye bir şey olmaz dedi. Kız sana kötü de dedi. Çağrı sana, sana teşekkür ederim. Medine ablacığım dur, sana da geleceğim daha. Şimdi senin de çözülmemiş bir mevzun var. Oraya laf yetiştireceğine bana şunu söyle bak. Senin gelinin ne 4 tane 30 gramlık bilezik istiyor. Evet. Kabul ediyor musun? Hayır. Çok net. Hayır dedi. Hüsnü abla, Cansu. Duydunuz, ne diyorsunuz? Medineciğim. Efendim. Ben sana isteklerimi sıraladım. Bunları yapmayacaksan hiç buralara kadar bir daha yorulmayalım biz. Şimdi o baştaki dediklerinin hepsinin açıklamasını söyledim. İşte anlattım. Bilezik mevzusuna da gelince onu da çözdüm. Hadi yine iyisin. Nasıl çözdün? Dur. Aha. Ay o ne? Bilezik. Kime? Aa, bilezik almış kız. Aldı dedim ya, aldı diye. Kime kime? Helal olsun. Vallahi evet. Helal olsun. Biri bir gelinimin, biri diğer gelinimin. Nane? Vallahi Hüsnüyeciğim, bak bileziğimin kalınlığını görüyorsun değil mi? Bunu böyle bölsem bölsem 4 tane bilezik çıkartırım sana. Ay yok artık. Yani kaç gram o?
Ya gramını falan bilmiyorum işte. Kuyumcuya gittim. Kız sen bilmez misin? Kaç ayar peki? 14. Yani, aferin Medine. 14 ayarı 4 parçaya mı böleceksin sen? Anneciğim bir bak ama ya, bak. Ben hiçbir bak, şey kabul etmiyorum. Şuraya kadar bir parça, hayır. Şuraya kadar 2, bak şuraya tamam. Kadar 3, şurada 4. Ölçelim istersen. Bak sen istersen. Ne yap biliyor musun? Bunun ikisini de Cansu'ya ver. Ben 14 ayar falan bilenizi kabul edemem. Kusura bakma. Biz neyi de kabul edeceksin? Sen bize ne dedin? Cansu dedin 30 gram istiyor dedi. Değil mi? 30 gram istiyor. Sen ya. Dedin 25 gram istediğin için ben Cansu'ya 30 gram o yüzden yapmıyorum. 25 gramı falan yok. İkinize aynı takılacak. 30 gramı da yok. Aldım işte. İkinize aynı takılacak. Ben 14 ayar falan takamam. Biri senin, biri onun. İster kabul edin, ister etmeyin. Ebru, benim kabulüm de. Senin benim derdinle ne Allah aşkına kabul ya. Kabul etti işte. Benim senin bir derdi, seninle bir derdim yok Cansucuğum. Var belli ki sürekli. Seninle bir derdim yok Cansucuğum. Ben 14 ayar bilezik takmak istemiyorum. Benim 14 ayara alerjim var. Cansucuğum Allah sen... Allah senin alerjin var da benim yok mu? Niye yani? Niye yine benim ayrımcılık yapılsın? Bana 14 ayar sana 24 ayar o zaman. Bana yine bu kadar ayrımcılık. Özenme ya. Biz... Benim alerjim var yani diye bir alerjim var. Ben sadece geldi. Eşitlikten bahsediyorum. Kız, sen ne özenmesinden bahsediyorsun? Bu gelin gönlünü yapmışken bir dur. Medine. Cansucuğum. Ne gönlünden bahsediyorsun canım, sen gelinim. Ya? Bir tanecik gelinim. Cansu, efendim, hazır kabul etmişken gel annem, içimden koptu sana ikisini de Cansu, takacağım. Cansu kabul etmeyeceksin. Gel, 14 ayar. Hayır Cansu kabul etmeyeceksin. Hayır. Hayır dedi. Cansu. Cansu hayır. Gel kızım sen. Hayır, annenle değil sen bizle olacaksın. Anne, gel kızım. Hayır. Anneni koca istiyor gel. Allah Allah. Gel kızım gel. Sen de benle bozdun kafanı. Sen bizle olacaksın gel kızım. Annen Allah yarın Allah. Evlenip gidecek. Ay, sen bizle kalacak. O da olmayacaksa evlenmeyecek de. O ayrı bir mesele gel. Şu an. Cansu lütfen. Kabul etme be. Kızım kabul etme lütfen. Şimdi Cansucuğum bunlar fit oluyoruz tamam mı gelinim? Düğün, nişan hepsi bu. Oh. Tamam. Benim canım gelinim gel. Oldu bittiye getiriyor. Canım canım canım. Bir tane öp annem elimi öpmeden vallahi asla olmaz. Çok akıllı bu Medine gel. Abla. Elimi bak, bak 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 hemen iteleyi verdi. Bak vallahi ama bir bakın nasıl durdu. Bir bak Derya Hanım bir bakar mısın? Güzel. Nasıl? Öp güzel. Anneciğim öp. Kabul elini. Etme. Cansu öp. Cansucuğum öp. Ne kız öyle? Nasıl? Bu neymiş böyle? Düzgün öp anneciğim hadi. Bileziklerin hatırına hadi. Oh be. Cansu. Efendim anne. Sana verdiğim emeklere yazıklar olsun kızım. Yazıklar gel olsun. Gel yanıma ya, gel gel. Anne sen ya gel. Bununla emeğin ne alakası yani. Var ben anlamıyorum ki. Gel iki Allah. Elti bir oturun şöyle yan yana. Peki kuaförü kabul ediyorsun değil mi? Nasıl? Ben kuaförü kabul ediyorsun. Tabii kuaförü kabul etmez olur muyum? Bunu götüreceğim kendi başına. Ben gideceğim. Kuaförsüz gelin Cansu mi olur? Cansu gidecek. Cansu'nun kız kardeşi gidecek. Dört tane de kuzeni gidecek. Ne oldu? Vallahi dünürüm. Yani bilezik dedin taktım, nakliye dedin koca tır ayarladım, yemek dedin nohutlu pilavı da döktürdün ama yani dört kuzenle işte yeter bir gelinim bir de bacısını acıdım hadi onu da götüreyim yani tamam Cansu, yeter. Cansu sen kızım, yeter kızım orada kal tamam mı? Kaynananın yanında kal sana yazıklar olsun ben gidiyorum. Aa gidiyor. Kalırım ben kaynanamla anne de. O kadar da diyemem anne, yani. Anne ben kaynanamla hayır. Kalırım de. Diyemem. Ay kalırım vallahi Hüsniye dese. Ablayı da artık çileden çıkardınız. Kadın çekti gitti. Her şey birbirine karıştı. Bugün cuma final yapacağız. Daha hala tadım var. Peki son tadım için Harun gelsin. Harun. Haftanın son tadımını sen yapıyorsun. Evet Derya Hanım. Baskı yüklemeyeyim sana. Hadi afiyet olsun. Hamur çok kalın, muhallebisi sert. Hamuru çiğ, içinde de muhallebiyi koymaya çekinmiş arkadaş kimse. Tebrik ediyoruz. Tabaklar gene facia. Keyif aldım tek tabak. Nedir puanların? Derya Hanım birinci tabak bir. Evet. İkinci tabak da bir. Bu da bir.
en lezzetli, en keyiflisi buydu. 5. Haftanın son puanları 1, 1, 1, 5. Son kararın, son eminsin. Kararım. Evet. İkinci tabaktan açmaya başlayalım. Teşekkür ederim abi. Hamurun çok kalın olmamış. İçine de malzeme koymaya çekinmişsin. Devam edelim. Bu tabağa da 1 puan verdin. Bakalım bu tabak kimin? Ebru. Ve gelelim 5'e. İyi bir tabak beklemiyorduk zaten. Bu tabak Seda'nın mı yoksa Başak'ın mı? Başak! Ya senin boyun posun devrilsin ya. Artık yani. Sonunda birine beğendirebildim. Ben artık bak gülme karşımda. Bak bırak şunu. Afiyet olsun. Şunu bırak çekil şuradan. Şu tabak bir Allah'ın kulundan, bak bir Allah'ın kulundan yüksek almadı. Mayalı hamur. Senin gibi anladın mı? Mayalı bir hamur. Kabarması gereken bir hamur. Ya el insaf ya. Hiç mi senin utanman, arlanman yoktur ya? Seda belki bunu 40 yıl... Bak dinle. Mayalı hamuru falan bırak. Beni bir dinle. Ben mayalı hamuru falan bilmem arkadaş. Benim bildiğim tek bir şey var. Ben sana ne diyorum? Ben yemeği yediğim zaman tatlıda özellikle içinin kreması, sosu bol olacak diyorum. Bak bunda ciğer ciğer lezzet alın, onda hamur. Sus! Sus dedim. Başak eline sağlık, çok güzel olmuş. Ben, Başak eline sağlık falan değil, çok kötü. Benim en sevdiğim ben tadının çok lezzetli olduğunu düşünüyorum. Sadece ince hamur olduğu, ince hamurda hiçbir şekilde lezzetini kıracağını düşünmüyorum. Afiyet olsun. Dua et, eleme yok işte, şansa kalacaksın bu tabaklarla. Harun teşekkür ederim. Rica ederim. Yine yapacağını yaptım valla. Evet bütün tadımları yaptık. Puanları açtık. Artık günün birincisini açıklamak için toplam puanları rica ediyorum. Çeyrek altınları 1 puan farkla veriyorum. 2 çeyrek altın. Bakalım kime gidecek? 19 puanla, 1 puan farkla. Başak mı, Beyhan mı? Aranızda sadece 1 puan fark var. Bu 1 puan farkla 2 çeyrek altını kazanan... Beyhan! Teşekkür ederim. Ne oklama merdane, yarışıyor eşler şahane. Ekran başına başlıyor. Tebrik ederim Beyhan. 19 puan aldın. Başak siz 18 puan, bir puanla kaçırdınız. Ebrular 16 puan aldı. Sedalar da 12 puanla günü bitiriyor. Harun yüzünden. Biz artık... Sezon şampiyonluğu için yarışıyoruz. 60 bilezik için yarışıyoruz. Bunu unutmayın. Kıyasıya bir yarış. Rekabet, gerginlik, hırs, kazalar, aranızda anlaşmazlıklar, birçok şey sizleri bekliyor. Şimdi haftanın son gününde sormak istiyorum. Ben bunlara dayanamam, pes ediyorum, gitmek istiyorum diyen var mı? Seda, bu yarışı yarıda bırakmak istiyor musun? Yani benim için mümkün değil. Ben bu şekilde böyle gerekirse yerlerde sürünürüm ama o şampiyonluğu almadan gitmem. Ebru. Ben buraya ilk geldiğimde de söyledim. Kral ve kraliçe olmaya geldim. Asla gitmeyi düşünmüyorum. Başak. Daha yeni geldim. Nasıl başladığım değil, nasıl bittiği önemli. Güzel. Çok da güzel biteceğini düşünüyorum. Çok da iddialıyım. Beyhan. 60 bilezik için sinirlerin
yeterince bozuluyor. İniyor, çıkıyor sinirlerim. Yani bir rekabet içerisindeyiz hepimiz. İster istemez burada tartışmalar yaşayabiliyoruz. Ama kimse kendini kral ve kraliçe zannetmesin. Kimse kendini buranın şampiyonu zannetmesin. Kimse hiçbir şey sanmasın. Biz daha devam ediyoruz. Peki. Evet. Heyecanlı 3 hafta daha bizi bekliyor. Bu hafta pes eden yok. Eleme olmayacak ama pes eden olabilir. 3 hafta sonra 60 bilezik için yarışıyoruz. Haftaya pazartesi saat 14'te yeniden ATV ekranlarında görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Şahane bir hafta sonu olsun.